Sayın Bakan her zamanki gibi kendisinden beklenen seviyede bir basın açıklaması yaptı. Sayın Bakan bu basın açıklamasında neye sığınacağını şaşırmış bir biçimde bir de bir yalanı, bir iftirayı daha ortaya koydu. Beni burada uzun yıllardır tanıyan arkadaşlarım bilir. Ben hiç kimseye öyle ricacı bir telefonla açmadım, açmam. İki, hiç kimseye kendi ailemi asla şikayet etmem. Bu ama kişisel hayatımda öz ailem olsun, ama siyasi yaşamımda siyasi ailem olsun. Tabii bunu birçok iftirayla, karşı tarafa lekelemeyle hayatını geçirmiş ve bir günde partisini terk edip başka bir partiye gittikten sonra da 180 derece sözlerini değiştirmiş bir insandan anlamasını elbette beklemiyor. Bu şahsım, zat-ı muhterem, şahıs Sayın Bakan demiş ki beni aradı, bana yalvararak saygılarını sundu. Devletin her makamına saygı sunarım, ben onu söyleyeyim de. Saygılarını sundu ve bu münasebetle bir iş konusunda kendisinden yardım istemiş. Yani ben şaşkınlığın böyle bir yalanla birleştiği bir anı hayatımda bu kadar seviye düşük halini görmedim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kendisiyle masada toplantı bir kez yaptım. Onu da sabahleyin örneğini verdim. Adalar aracının çalışabilmesi için 6 saat tartıştırdı bizi. Sonra Allah'tan telefonla Sayın Cumhurbaşkanı toplantıya katıldı da onun tensipleriyle o bildiğiniz elektrikli araçların onayını aldık adalarla ilgili. Orada benim 4-5 tane bürokratım benimleydi. İkincisi, masa dışında da 2 kez telefonla görüştüğüm doğrudur. Bir iki çok eski böyle taziye maziye hariç. Birinde benim çalışma arkadaşlarıma ayar verme girişiminde bulunduğu telefon konuşmamızda kendisine haddini bildirdim. Diğerinde de yine İSKİ'ye bir valinin geçiş iznini almak için aradığında yine yalan ve iftirayla dolu cümlelerinde kendisine iadeyi, cevabımı telefonda veririm. Onun için benim telefonda konuşma biçimimi belki en iyi bilen bakanlardan birisidir. Tabii ki saygı çerçevesinde konuşan her bakanla da nasıl saygılı, nasıl devletinin bir makamına hitap ettiğimi de yine aynı kabinede bulunan saygın bakanlar da bilir. Onlara sorabilir. Ama kendisinin uslubuna hak ettiği şekilde cevabını verdim. Şunu söyleyeyim. Hiçbir verimize cevap veremedi. Hiçbir belgemize cevap veremedi. Açıkçası ifade edeyim ki ey Sayın Bakan, acizliğini milletimiz gördü. Ben sana tavsiyem, pılını pırtını topla, ceketini al, evine git kardeş. Evine git. Daha fazla kendini paralama. Bu zavallılığın üzerinden de ekranlar önünde gözü neredeyse buğulanacak şekilde kendini de mağduriyet sınıfına koyup o sandalyeye oturmaya kalkma. Çok mazlumun ahı var sende. Onu da ifade edeyim. Seni Allah'a havale ediyorum. Tabii bugün tweetimde de söylediğim gibi, eklediğim gibi, sabah da sözümde de söylediğim gibi, elbette ki bu ülkenin seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a havale ediyorum. Diyorum, tekrar bu zor günlerde dayanışmanız için hepinize teşekkür ediyorum. Çok daha güzel günlerde olmanın kolay olmayacağını, bunun büyük bir mücadele olacağını ve kararlılıkla olacağını lütfen unutmayın, yolumuz açık olsun. Bu bir planlı iştir.
Dün Genel Başkan Yardımcımız da çok güzel bir ifade kullandı. Kesinlikle bunun senaryosu sarayda yazılmış bir tiyatrodur. Aynı zamanda planlı bir süreç yönettiklerini de altını çizeyim. Temel mesele 25 yıl yönettikleri ve bütün hayat damarlarını, uygunsuz hayat damarlarını besledikleri İstanbul'un ellerinden alınma sürecine gösterdikleri ihtiras, öfke ve bunun gibi duygularla hareket etme biçimidir. Aynı zamanda 2023 seçimlerine dönük oluşturdukları şantaj sürecidir, oluşturdukları iftira sürecidir, oluşturdukları hukuksuz modellerle bizleri görevden alma girişimine kadar yürütmek istedikleri bir süreçtir. Tabii bunları hep birlikte okuyoruz, değerlendiriyoruz. Sizler, bizler, genel merkezimiz, genel merkez yöneticilerimiz, genel başkanımız, altılı masadaki diğer partiler ve altılı masa dışındaki muhalefet partileri, bütün demokrasi bileşenleri aslında bu süreci aklı selim bir biçimde okuyor ve bir dayanışma örneği gösteriliyor. Türkiye'nin geleceğine dönük vurulmak istenen darbe, ortaya konmak istenen baskıcı süreçle aslında bu seçimin normal bir seçim olamayacağının da bugünden işaretini veriyorlar. Bütün bunları anlamak ve buna göre hareket etmek durumundayız. Sizler bu çatı altındaki en iç içe olduğumuz siyasi yol arkadaşlarımızsınız. Dolayısıyla bu kavramları, bu duyguları sizlerin de en az benim kadar bildiğinizi, takip ettiğinizi, idrak ettiğinizi hissediyorum. Ortak akılla hareket etmek gerekiyor. Sayın Grup Başkan Vekilimiz, sizler komisyonlarınızdaki görevleri itibariyle çok yoğun olan arkadaşlarım ve onların dışında yine sahada farklı usullerle faydalanmaya çalıştığım, gayret ettiğim arkadaşlarım ve tüm bu süreci koordinasyonu yürüten grup yönetimi, tümden yani tabiri caizse çok sıkı çalışmalı, bir yandan işlerimizi yürütürken bir yandan siyasi aklımızı sağlam bir mekanizmayla ürüne çevirip, stratejiye çevirip bana ulaşmasını elbette diliyorum ve istiyorum. Bunu sizlerin tartışması, sahada ne yapacağımızdan, neler yapabileceğimizden tutun da bu sürece nasıl pozitif katkı verebileceğimizi, sahada İstanbul'un her ilçesinde bu konuyu vatandaşlarımıza en doğru şekliyle nasıl anlatabileceğimizi ortaya koymak zorundayız. Bakın, tabii ki ülkemizin derin bir ekonomik sorunu var. Ülkemizin derin bir adalet sorunu var. Derin bir eğitim sorunu var. Bütün bunlar ciddi sorunlar ve hepsini tamamen inşallah 2023'teki iktidar değişimiyle birlikte bizim iktidarımız çözecek. Ama şunu unutmayalım ki bu seçimi kaybedeceğini anlayan iktidar bu seçimi kazanmak adına her yol mübahtır anlayışıyla hareket edecek. Dolayısıyla aklı önde tutan, mantığı önde tutan, tedbirleri son derece güçlü, kararlı, karakterli, cesur adımlara atabilen bir reflekse sahip olmak zorundayız. Kişisel detayların, kişisel menfaatlerin, siyasi menfaatlerin çok ötesinde bir durumdur bu. O bakımdan neyimiz var, neyimiz yoksa zihnimizde, belleğimizde ortaya koyup bunun bir siyasi stratejiye dönüşmesi, bu değerli akıl birliğinden ama benim, ama sistemin, ama partimizin, ama ittifakların faydalanması, sonsuz ittifaklar kurma becerisini ortaya koyabilecek toplumsal hoşgörüyü en iyi şekilde temsil ederek bunu hayata geçirecek bireylersiniz. Bu düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün sabahleyin önemli bir toplantı yaptık. Ardından beraberce çok güzel bir açılışı Ataşehir'deki toplu açılışın bir parçası olarak
Ataşehir'de belediye başkanımız ve sizlerin katılımıyla yaptık. Birazdan Avrupa'dan Eurocities grubunun başkanı, Floransa belediye başkanı, değerli dostum Dario Nardella ve genel sekreteri ve yanındaki 6-7 belediye başkanıyla misafirim olacak ve onunla da hem kamuoyuna dönük bir beyanlarımız hem de desteklerini dinleyeceğimiz süreçler olacak.